Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, yılın en önemli aylarından birindeyiz. Tutulmalar dönemi ve yılın geri kalanı, ikinci yarısını bu tutulmalar şekillendirecek. Mayıs sonunda ay tutulması yaşadık. Bu ay bir güneş tutulması yaşayacağız. Güneş 20 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda. Merkür İkizler Burcu'nda geriliyor. 22 Haziran'a kadar devam edecek. Bu da ayın genelinde biraz yavaşlamalar getirecek gibi görünüyor. İkizler'de Merkür çok güçlü olmakla beraber retro olduğunda zihnimizi, düşüncelerimizi, planlarımızı da birazcık yavaşlatabilir ve bizi geçmişle ilgili konularla daha fazla sınayabilir. Evet, özellikle sosyal yaşamınız, arkadaş ilişkileriniz, grup çalışmalarınız, çalıştığınız projeler, iş hayatınız, öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili planlar, programlar, hani bu ay sorgulamalar var, düzenlemeler var, eksikleri tamamlama dönemi aslında. Bu şekilde değerlendirirsek çok faydalı da olabilir bizim adımıza. 2 Haziran itibariyle Venüs Yengeç'e geçecek ki 27 Haziran'a kadar da Venüs Yengeç'te. Bu yumuşak bir etki getiriyor. 12. evinizde biraz hani sizi zaman zaman kendi kabuğunuza çekebilir, biraz enerjinizi düşürebilir ama bir koruma etkisi de getirebilir. 11 Haziran'dan sonra Mars burcunuza geçecek. 11 Haziran'dan sonra enerjiniz yükselecek, onu söyleyebilirim. Ama çok fevri, böyle çok sabırsız da olabilirsiniz. Biraz bencil de davranabilirsiniz. Bunu iyi kontrol etmek gerekiyor. Sadece kendi istekleriniz değil, etrafınızdaki kişilerin de beklentileri burada önemli. Mars enerjinizi arttırdığı kadar, özgüveninizi arttırdığı kadar hayatınızda biraz çatışma, huzursuzluk, biraz kaza, sakarlık imkanları da verir. Yani bunlara da olanak verebilir. O yüzden Mars'a dikkat edeceğiz 11 Haziran sonrasında. Evet, 10 Haziran'da 19 derece İkizler Burcu'nda yeni ayla beraber halkalı güneş tutulması meydana geliyor. Uzun vadeli bir etki dedik. Sadece bu ayla sınırlı değil. Bu ay etkileri olabilir. Önümüzdeki Eylül ayı, hatta Aralık ayı, bu tutulma tesirleri yine gündemlerimizi şekillendirebilir. 11. evinizde bir yeni ay ve tutulma. Kuşkusuz geleceğinize odaklandığınız bir dönemdesiniz. Ancak bu size yeni kapılar açabilecek imkanlar getiriyor. Yani bu bir projeyi de gündeme getirebilir. Bir iş imkanı ya da sizi geliştirecek, ileriye taşıyacak bir eğitim imkanı da olabilir. Yeni çevrelere girebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aslında maddi manevi şansları arttıran bir tutulma, olanaklarınızı genişleten bir tutulma. Ancak Merkür Retro. Merkür Retro yeni şeyler olurken eskileri de değerlendir diyor aslında. Yani belki eski arkadaşlarla bir araya gelip tekrar ilişkileriniz başlayacak. Yani daha önceden ait olduğunuz sosyal çevreye tekrar girebilirsiniz ya da daha önceden tanıdığınız bir iş arkadaşı, bir okul arkadaşıyla birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. Bu özel bir hayatınızla da ilgili olabilir tabii ki, işle de ilgili olabilir. Bu tutulma daha önceden yarım kalmış bazı işleri tamamlama fırsatları da verebilir. İyi değerlendirdiğinizde, çok hızlı hareket etmeden, daha sakin, planlı hareket ettiğinizde önemli fırsatlar getirebilir size. 22 Haziran'dan sonra Merkür düzelecek. O nedenle bu tutulmanın tesirlerinin 22 Haziran sonrası belki getirileri ya da ele alış alma imkanları daha sağlıklı olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Evet, bunu her zaman söylüyorum çünkü herkes aynı şekilde etkilenmiyor. 19 derece ikizler tutulması kişisel doğum haritalarınızda, özellikle 19 derece ve yakınlarında eğer gezegenleriniz varsa ve bunlar değişken burçlardaysa, yani ikizler burcunda, yay burcunda, balık ya da başak burcunda olabilir. Gezegenleriniz bulunuyorsa, evet, o gezegenlerin sembolize ettiği konularla ilgili gelişmelere ışık tutabilir. Yani buralarda hareketlilik getirebilir. Hayatınıza yeni kapılar açabilir sevgili aslanlar. Evet, ayın 11'inden sonra enerjimiz artıyor ama biraz kontrol etmemiz gerekecek. 14 Haziran'sa biraz sert bir zaman. Ayın ortalarında gerçekten kişisel olduğu kadar dünya üzerinden kolektifi de etkileyebilecek gerilimler var. Çünkü bu yılın, yani 2021'in en önemli açılarından olan Satürn-Uranüs karesi tekrar kendini gösteriyor. Satürn Kova burcunda, Uranüs Boğa burcunda. Ocak ayında da bu açı oluştu. Yıl sonunda, Aralık'ta da yaşayacağız. Şimdi tekrar meydana geliyor.
aslında daha kolektif bir tesir ama siz bir sabit burçsunuz. Size kişisel etkileri daha yoğun olabilir. Bu dönemde içinde bulunduğunuz ilişki dinamiklerinde bunlar işbirlikleri olabilir, eşinizle ilgili konular olabilir, ailevi konular olabilir. Bireysel isteklerle belki içinde bulunduğunuz şartlar arasında bazı gerilimler var. Değişim isteyen karşınızdaki kişiler söz konusu ya da yeni girişimlerde bulunmak istiyorsunuz belki siz hayatınızda ama içinde bulunduğunuz ilişkiler sizi zorluyor olabilir. Baskı yaratıyor ya da engel hissediyor olabilirsiniz. Yani bunlar biraz huzursuzluk verir tabii ki. Mars da burcunuzda olacak. Daha tahammülsüz davranabilirsiniz ama burada öfkeyle kalkan zararlı oturabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Sakin kalmak gerekiyor. Şartları iyi değerlendirmek gerekiyor. Risk almamak gerekiyor her anlamda. Evet, bazen de tabii kontrol dışı durumlar olabiliyor. Sizin dışınızda gelişen durumlar daha kadersel oluşabilir. İşle ilgili ya da ilişkilerinizle ilgili. Bunları da olgunlukla kabul etmek, değişen şartlara uyum göstermek gerekiyor. Evet, 22 Haziran itibariyle Merkür Retrosu bitecek. 27 Haziran'da Venüs Burcu'nuza geçiyor. Bu güzel. 27 Haziran'dan sonra Temmuz ayının da büyük bölümünde güzel bir Venüs tesiri altında olacaksınız. O yüzden biraz sabredelim. Venüs size maddi manevi iyicil etkiler, destekler getirecektir 27 Haziran'dan sonra. 24 Haziran'da 3 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunaylar tamamlanma dönemleri, farkındalık dönemleri. Bu Dolunay 6. evinizde aydınlanıyor ve iş hayatınız ve mesleki konularınızla ilgili bazı şartları netleştirebilir aslında. Bazı hedeflerinize de ulaşabilirsiniz. Bunlar parasal konularla da ilgili olabilir. Günlük hayatınız, konforunuz, yani çalışma koşullarınız, yanınızdaki kişiler, hizmet aldığınız kişiler, beraber çalıştığınız kişiler, yardımcınız, asistanınız, bu dolunay bazı değişimler getirebilir. Ya da birine ihtiyacınız var, yardıma ihtiyacınız var mesela. Evet, uygun birini bulabilirsiniz. Evcil hayvanlarla ilgili konular gündemde olabilir. Sağlığınızla ilgili belki bir tedavi, bir iyileşme, belki daha uzun vadeli bir diyet imkanı, bir beslenme değişik ya da spora başlayacaksınız. Yani bu tarz düzenlemeler günlük hayatınızla ilgili gündemde olabilir. Evet, hemen kişisel doğum haritalarımızı tekrar kontrol edelim. Sizi etkileyecek mi bu dolunay yoksa etkilemeyecek mi? Evet, 3 derece Oğlak Burcu'nda olacağı için dolunay özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar 3 derece ve yakınlarındaysa, yani 6. evinizde gezegenler bulunuyorsa etki alabilirsiniz. Eğer böyle yerleşimler haritanızda yoksa çok da önemli tesirleri olmayabilir sizin adınıza. Genel olarak iyicil bir dolunay. Bu hayatımızda Mayıs ortalarından itibaren, yani Haziran'da da büyük oranda biraz gerilimler var, çok fazla işte haber trafiği var, güvenilmez koşullar var, kararsızlıklar var. Bu dolunay sanki biraz daha hayatımıza istikrar getirecek gibi görünüyor. Sizin de iş hayatınızda biraz denge getirebilir. Veya toplumsal alanlarda yapmak istediklerinizi yapabilecek cesareti size verecek gündemler olabilir, rahatlamalar olabilir. İstikrar biraz daha öne çıkabilir sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum, ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.